Basınç ve hacmi irdelemeye devam etmek istiyorum. Bundan önceki videolarda sebep olmuş olabileceğim kafa karışıklıklarını da bir miktar gidermem lazım. Kafanızın karışmasına sebep olduysam çok özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bu video sayesinde hem öğrendiklerimizi gözden geçirmiş hem de yeni sayılabilecek birkaç noktaya parmak basmış olacağız. Hacim bu yönde, basınç da bu yönde artıyor. İşe sistol sonu basınç hacim ilişkisi ile başlamak istiyorum. Sistol sonunda Basınç ve hacim arasında buna benzer bir ilişki olduğunu söylemiştik. Şimdi hemen hacmin artmasını ele alalım. Sarı doğru üzerinde yukarıya doğru ilerlediğimde hacim artar, öyle değil mi? Kendime biraz yer açayım, evet, hacmin artışının bu şekilde çizildiğinde bir miktar kafa karıştı, karıştırıcı daha doğrusu olabileceğini düşünüyorum. Bundan önceki videolarda sol karınca bu şekilde çizmiştik. Kan, sol karıncığa dolmaya başladığında bu şekilde, evet sol karıncık bu şekilde doluyordu. Buna benzeyen bir çizim yapmıştım ve bu çizime dayanarak birkaç noktaya da değinmiştik. Öncelikle sol karıncık bu şekilde doluyordu. Buraya kadar her şey tamam. Ama bir sorun var. Sol karıncığın hacmi çizime göre sabitmiş gibi duruyor. Not ediyorum. Sabit hacim gibi görünüyor. Ve bu da fikir olarak bir bardağı suyla doldurmaya çok benzeyen bir durum veriyor bize değil mi? Evet, bir de bardak diye not edeyim ki neden bahsettiğim hemen anlaşılsın. Ancak sol karıncanın dolmasını bu şekilde değil de farklı bir şekilde ele almamız gerekiyor arkadaşlar. Dolması sırasında sol karıncığın hacminin giderek arttığını göz önünde bulundurmalısınız. Evet, bu şekilde dolacak ve bir süre sonra tamamen dolu olduğu noktaya ulaşacağız. Sol karıncığın nasıl e, dolduğunu aslında bu şekilde düşünmemiz ve belki de resmetmemiz gerekirdi. Bu üç çizimi sol karıncığın dolarkenki değişimi olarak düşünebilirsiniz. Buraya da doluyor olarak not düşüyorum ama az önce de söylediğim gibi bu çizim sol karıncığın nasıl dolduğu hakkında bize daha iyi bir fikir veriyor. Sol karıncığın hacmi sabit değildir. Değişir. Doğru olan bu. Anlaştık mı? Sol karıncık dolarken neler olduğunu gözünüzün önüne getirmek için sol karıncığı bir balon gibi de düşünebilirsiniz. Önemli olan sol karıncığın bir bardak gibi, sabit hacimli bir şey olmadığını anlamanız. İsterseniz bir balon olduğunu düşünebilirsiniz. Zaten önceden de bu benzetmeyi yapmıştık. Balonun hacmi sabit değildir, öyle değil mi? Değişir, bu yüzden de sol karıncığın dolması sırasında buna benzer bir çizimi ele almamız daha doğru olacak. Önceki videolarda böyle bir çizim yapmadığım ve kafanızı karıştırdığım için gerçekten özür diliyorum şu an. Sanırım sorun olabileceğini düşünemedim. Her neyse, umarım bu noktayı açıklığa kavuşturabilmişimdir. Sol karıncık dolarken buna benzeyecek, tamam mı? Bir de isterseniz buradan bir kesit alırsak neler olabileceğini düşünelim. Evet. Sol karıncıktan bu şekilde enlemesine kesitler aldığımızı varsayalım. İlgi çekici bir görüntüyle karşılaşacağımız konusunda bana katıldığınızı düşünüyorum. Bu kısımları sileyim. Kalbe buradan, yukarıdan bakarsak ilgimizi çekebilecek şeyler göreceğiz ve şimdi de bunları sizin için ben çizmeye çalışacağım. Nedenini az sonra göreceksiniz. Bu buna benzeyecek. Bunun kesiti böyle olacak. Bununki de böyle. Bunların aynı sol karıncığın farklı anlardaki kesitleri olduğunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Sol karıncaya yukarıdan bakıyoruz ve üçünün de dolu olduğu bir görüntüyle karşılaşacağız. Ve şimdi de buna benzeyen çizimler kullanarak sol karıncığın dolduğu süreçte neler olduğuna bakacağız. Böylece her şeyi daha açık ve net bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca şaşırtıcı bir durumla da karşılaşacağız. Hadi bakalım. Birkaç tane daire çizeyim. Bu büyük olacak, ne de olsa hacim iyice arttı. Buradaki biraz daha küçük olacak. Buradaysa iyice küçük bir hacim söz konusu. İçlerini de boyayayım. Eğrenin alt noktasındaki hacim küçük ama sol karıncığın dolması için yine belirli bir hacme ihtiyacımız var. Hacim sıfır olduğunda sol karıncıkta kan da olmamalı, yani boş olmalı, öyle değil mi? Sıfır çünkü. Kan dolmaya başladığında, evet bu şekilde yarıya kadar doldurduğunu, doldurduğumuz yani dolduğunu, kan dolduğunu düşünelim. Şu anda yarısı dolu olacak. Dolmaya devam edince de tamamı dolacak. Öyle değil mi? Bu da eğri üzerinde bu yönde ilerlemek anlamına gelir. Ama sol karıncığın dolacağı bu ana kadar basınçta herhangi bir yükselme olmayacak. Bundan önceki videolarda sistol sonu basınç hacim ilişkisini çizdiğimde şu an ekranda gördüğünüze benzer bir doğru çizmiştim. Fakat şimdi size bunun aslında böyle değil de biraz farklı olacağını söylemek istiyorum. Özellikle de eğrinin alt kısmı söz konusu olduğunda işler değişiyor. Şurayı baştan çizeyim. Bu ana kadar basınçta herhangi bir yükselme olmayacak demiştim. Basınç sol karıncıkta olduğunda artmaya başlayacak. Basınçtaki artışı artan bir hacim ile gözlemleyeceğiz. Evet, basınçtaki artışı ancak bu noktadan sonra görebileceğiz. Hacim de artmaya başlayacak ve basınçtaki küçük artışların sol karıncığı genişleteceğini de hemen eklemem lazım. Sol karıncığın boyutu başlangıçta değişmeyecek ama dolduğunda basınç da artmaya başlayacağı için sol karıncık da genişlemeye başlayacak. Sarı doğrunun neden yanlış olduğunu anladınız değil mi? İsterseniz tamamını sileyim ki kafamızı karıştırmasın. Sistol sonu basınç hacim ilişkisini çizdik. Buna bir de diastol sonu basınç hacim ilişkisini eklemek istiyorum. Bu şekilde olduğunu görmüştük. Tıpta kullanılan İngilizce kısaltmasını sarıyla yazıyorum. Diastol sonu basınç hacim ilişkisi ya da kısaca EDPVR, EDPVR İngilizce kısaltması. Bu esnada kesit görüntüsünün neye benzediğine de bakalım mı? Bunların da bu anlarda ya da noktalardaki kesit görüntüleri olduğunu belirteyim. İsterseniz bu şekilde hacim eksenine de inerek bu noktadaki hacmin bu olduğunu da işaretleyelim. Bu da buraya buraya bir yere denk gelecek. Evet oldu. Diğer eğri üzerinde de kesişim noktaları işaretleyeceğim. Kesitleri bir kere daha çizecek olursak bu noktada buna benzeyen bu noktada da biraz daha büyük bir kesitimiz olacak. Elimizde bu iki eğri vardı. Mümkün olduğunca diğerlerine benzemelerini sağlamaya çalışıyorum. İçlerini de doldurayım. Evet, bu noktalardaki hacimler bunlar. Ve hacim açısından düşündüğümüzde bunların eşit olduklarını söyleyebiliriz, öyle değil mi? İşte tam da bu noktada, nasıl oluyor da sistolik eğride basınç bu kadar yüksekken diastolik eğride bu kadar düşük olabiliyor diye sorguluyor olabileceğinizi düşünüyorum. Bu çok kafa karıştırıcı bir durum. Hacimler tamamen aynı ama basınçlar farklı. Nasıl olabilir? Cevabı bulabilmek için hücre seviyesine inmemiz lazım. Hücreler kasılıyor ve bu Z disklerini çekiyorlar. Öyle değil mi? Sistol sonunda inanılmaz bir kasılma var. Benzer şekilde burada da aynı durum söz konusu. Bunun bu eğri üzerindeki her bir nokta için geçerli olduğunu söyleyebilirim. Daha da basitleştirmek için bir sürü ok çizeceğime, bu okları bu şekilde birleştireyim ve bunun Az önceki çizimle yani oklarla aynı durumu temsil ettiğini düşünelim. Bunun karıncık etrafına sarılmış bir ip olduğunu ve bu yönlerden karıncığı çektiğini düşünün, tamam mı? Evet, binlerce hücrenin aynı anda kasılmasıyla elde edeceğimiz sonucu sol karıncığın etrafına bu şekilde bir ip dolayarak ve bu şekilde çekerek de elde edebiliriz. Burada iki tane insan olduğunu ve ipin uçlarını bu yönlerde çektiklerini düşünelim. Hemen çiziyorum. İpi bu şekilde çekerlerse sol karıncık sıkışır ve kasılmaya benzer bir durum ortaya çıkar, öyle değil mi? Elbette. Bu iki çöp adam ipi çekerlerse sol karıncık kasılır. İsterseniz siz de kasılmanın bu şekilde gerçekleştiğini düşünebilirsiniz. İp sol karıncığın etrafını tamamen sardıysa da kasılmış sol karıncığın neye benzeyeceğinin gözünüzün önüne geleceğini varsayıyorum. Çöp adamlar ipi o kadar çok çekiyor hatta asılıyorlar ki sol karıncığın duvarları içindeki basınç artmaya başlıyor. Aynı durum diastol sonu eğrisi için de geçerli. Neden mi? Şöyle düşünelim. Sizce burada da çöp adamlar olacak mı? Tabii ki hayır. Diastol sırasında hücreler gevşemiş durumdalar. Tamamen gevşemişler. Hatta uyuduklarını, uyukladıklarını bile söyleyebilirim. Çöp adamlar ipe asılmadıkları için de basınç artmayacak ve düşük bir hacimden bahsedeceğiz. Hacimler aynı olmasına rağmen basınçların farklı olmasının sebebi de bu zaten. Son olarak kimilerinin kafasını kurcalayan bir başka sorudan daha bahsetmek istiyorum. Kendime biraz yer açayım. Sistol sonunda karıncıklarda neden kan var? Sistol sonunda kanın tamamının karıncıklardan çıkıp aorta geçmesi gerekmiyor mu? neden kan orada kalıyor? Karıncıklar neden tamamen boş değil? Sorularının cevabını eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Bunun cevabını da bir basınç hacim döngüsü çizerek vermek istiyorum. Morla çizeyim ki hem karışmasın hem de daha renkli böyle bir ekranımız olsun. Büyük mor noktada kasılma başlıyor olsun. Bu noktadan bu şekilde yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Sonra kan kalpten boşalmaya başlasın tamam mı? Çöp adamı da bu şekilde atlayalım. Evet. Hacim için son bir çizim daha yapayım. Hacmin bu esnada değişmediğini biliyoruz. Burada ise ejeksiyon başlıyor. Not ediyorum. Ejeksiyon. Buradaki tümseyin ejeksiyon aşaması olduğunu kabul edelim. Bu aralık için hemen bir çizim yapayım. Sol karıncık dop dolu olacak. Hatta daha da büyük olsun. Kalp şu anda gerçekten de çok dolu tamam mı? İşte böyle. Sol karıncık eğer bu kadar büyükse içini de doldurayım. Evet. Sol karıncık bu durumdayken ejeksiyon olursa ne olur arkadaşlar? Bunu kesip kopyalayayım. Şuraya alayım ve neler olduğunu anlatmaya çalışayım. Bu şekilde başladığımızda kan boşalmaya başlarsa ne olur? Kanın bir kısmı boşalır, bir kısmı da sol karıncıkta kalır. Öyle değil mi? Böyle çiziyorum. Geriye kalan kırmızı kısım da atım hacmidir. Aorta geçen büyük bir hacim var ve bu son derece önemli ama geriye kalan bir hacim olduğunu da bilin lütfen kasılmanın başladığı anda işte burada sol karıncık kanla dolu sonra kanın büyük bir kısmı aort'a atılıyor bu da atım hacmi olarak adlandırılıyor ve geriye biraz kan kalıyor sistol sonuna geldiğimizde durum bu işte arkadaşlar sistol başındaki hacimle tabii ki e, karşılaştırılamaz ama sistol sonunda sol karıncıkta kan kalmasının sebebi de budur